Arkadaşlar tekrardan merhaba. Hepiniz Popüler Bayis kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür maç başına bulunamıyorduk. Misafirle falan derken yani bugün de eee bayram dolayısıyla arkadaşlar. Tekrardan bayramımız mübarek olsun kardeşlerim. E, video çekip de bayramlaşamadık. Gerçekten kusura bakmayın. Hepinizin bayramı mübarek olsun. İnşallah sevdiklerinizle mutlu mesut bir bayram geçirirsiniz. Bayram geçirmenizi temenni ediyorum arkadaşlar hastalarımız da buradan şifa diliyorum. İnşallah bu hastalığı tez zamanda e, Allah'ım bizlerimizin e, üzerinden kaldırın inşallah. E, arkadaşlar bugün güzel maçlar var. Şampiyonlu belirleyecek karşılaşmalar var. Bugün güzel karşılaşmalar var. İnşallah bugün güzel ekmekler yeriz. Kazanırız. E, şimdi arkadaşlar 7. çekteki şu nereden lan bu maç? Chelsea Leicester arkadaşlar. Şu maça bir bakalım. Chelsea 1.90 açılmış. Leicester e 3.50. Şimdi arkadaşlar Chelsea ee, arkadaşlar Arsenal'a kaybetti. City yendi. Leicester kendi evinde bu takıma karşı yenmiş. Şimdi son maçlarında Leicester'e bakıyoruz. Son dayı da içer dışarıda atan bir ekip. Sakat cezalı yok. E, ev sakat. Onlarda önemli bir oyuncu yok. Şimdi bu maçları oynuyorsunuz biliyor musunuz? Arkadaşlar oynamak isteyenler de basma 300 uçuş görün rahatlığıyla alabilir. 1.50 var. Gayet de güzel. Onlar e, onun haricinde Arkadaşlar onun haricinde kardeşlerim iki orandan da sanki iki buçuk üst olacak gibi deneyen denemek isteyenler alabilir. 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum ama ee, değerlendirebilirsiniz. İstenerde 8 buçuk üst konlardan 1.45 orandan değerlendirebilir arkadaşlar. 9 konlar olacağını tahmin ediyorum. Çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Eee, Trabzon karşımıza gençler bile. Ya ya şimdi her maçı yorumlamanın anlamı yok bence. Zaten kombinlerden de çıkardım, kombinlerde siz seçersiniz içinden. Ben yorumlayayım. Hangisi kafanıza yatarsa değerlendirin arkadaşlar. Şimdi Galatasaray ikinci sırada. Bu maçın takdirde e, tabii ki şampiyon olacak ama şimdi düşünmek lazım. Beşiktaş bir gol atarsa Galatasaray 4 gol atması lazım. 2 gol atarsam 6 gol. Yani her türlü Beşiktaş şampiyon havada e, ee, kaybetse tabi sıkıntı. Kaybetse Galatasaray yenerse Galatasaray şampiyon. Öyle bir şey var. Puan dolayısıyla ama yani Avaraj bir Beşiktaş önünde. 2 Avaraj bakın. Her türlü Beşiktaş çok şanslı. Ben Beşiktaş'ın bu maçta da hata yapacağını düşünmüyorum. Varınla yolunda bu maç alacaktır. Yani Göztepe böyle sıkmaz. Zaten Göztepe'nin yeri de rahat. Onun için dönerse bu maçta bir şey döner. Yine mahtaya verir ama şimdi duyduğum kadarıyla deplasmanın oyuncuları falan filan sakatlanma başlamış. Ama burada sakatlık gözükmüyor. Hep yalanlara, oyunlara gelmeyin. Yeni madde öyle bir ee, forması için. Yani bu şey için bu maçı şikesini yapmaz. Çıkar adam gibi maçta oynar. Tep basma sürüşü hissediyorum. diyorum. Gönül adıyla 1-50 oranından değerlendirin arkadaşlar. Almak isteyenler değerlendirebilirler kardeşlerim. Bu maçta şimdi fazla gol olacağını düşünmüyorum. Münü bir kenara yazalım. Ee, fazla gol olacağını düşünmüyorum. Ee, ev sahibi yani ev sahibi arkadaşlar en azından bir 4 kalatar düşünürüm ama o kadar atmaz zannetmiyorum Siz yine değerlendirin görün adıyla bu kadar açıldığına bakmayın 4.5 alt alabilirsiniz ben de basma sürüşü Yine denilen en az bir gol olacağını düşünüyorum Galatasaray'a karşı Kayseri Fenerbahçe Fenerbahçe'nin bu maçtan galip geleceğini düşünüyorum Kayseri yeneceğini düşünüyorum 2 4.5 alt değerlendirebilirsiniz İki buçuk gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. İki ee, buçuk gol üstü olacağını düşünüyorum. Ev sahibinin 0-3 üstü şeklinde bahisinizi alabilirsiniz. Kayseri'nin en az bir golcüğünü düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı. Görün haklı 1.32 orandan e, ev sahibinin bir golüne değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde iki buçuk gol üstü şeklinde de maç alabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim Lidere. Göztepe Beşiktaş. Göztepe 6-25. Maz ki 1-22 e, oran çıkmış. 2,5 3 gol üstünde 1 -22. çok düşük arkadaşlar. Her şey düşük. 1-42 Şimdi baktığımız zaman Beşiktaş zaten lider. Dep basmanda ne yapmış? Dep basmanda 11 galibiyet almış. 3 beraberli 5 mağlubiyeti var. 38 atıp 29 gol yemiş. Göztepe kendine bir tek galibiyeti. 5 beraberli 6 mağlubiyeti var. 34 atıp 25 gol yemiş. Yani Beşiktaş depasmanlarda çok iyi. Sonraki maçına sadece bir kötü hezimet yaşadı. Bir Karabüyü'nü, bir Galatasaray yenildi. Yani onlar gün maçları kazandı arkadaşlar. Dışarıda yeniyor. Zaten kendi evinde Beşiktaş Göztepe'ye karşı bir üstünlük kurmuş. Yenmiş. Ama Göztepe'nin evinde tabii Göztepe bir farklı oynuyor. Kazanıyor da. Ee, sakat cezalılar var. Depasman'da zaten Beşiktaş'ta sakatlar var. var. Abubakar, Cenk Tosun, ee, Adem Nahic şüpheli. Oğuzhan şüpheli. Onlar şüpheli. Oynarsa bir onlar oynar. Bunlar sakat arkadaşlar. Ama ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. 2 4 6 şeklinde alabiliyorsunuz yani Beşiktaş'ın bu maçta ne yapıp ne edip maç alacaktır. Yani 2-1-3-1 ayında biteceğini düşünüyorum. 3.5 üstü günün hatıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 3.5 golcüsü 1-8 orandan değerlendirebilirsiniz. İsteyenler de ev sahibi Sporus'uz. Ben ev sahibi Sporus'uz. Göztepe'nin en az bir gol olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'a karşı. Ama Beşiktaş'ın galip geleceğini düşünüyorum. Gönül rahat arkadaşlar. 2 ve 3 buçuk gol üstü şeklinde de bahisinizi alabilirsiniz. 1.80 oranından oran üstüne kadına onun haricindeki 3 buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz kardeşlerim bu maça. Bu şekilde maçlar kombinlerimizde bu şekilde arkadaşlar. Zaten dörtteki maçlara bunları aldık. Atalanta normalde golü geçeceğine inandım. 1.20 oranından 2 buçuk gol üstü. Frankfurt 2 buçuk gol üstü. Bu kafama yattı arkadaşlar. 1.53 1.55 oranı var. Sizler de kafanızı kafanıza yatarsa değerlendirin arkadaşlar. E, Hatay Spor Gaziantep bunda ilikten bir kombin yaptık. Hatay 2.5 gol üstü Karagümrük maçı 2.5 gol üstü arkadaşlar. 1.56'lık güzel bir kombin. Diğer bir kombin de işte bu yüksek kombinimiz en son kombinimiz budur arkadaşlar. Göztepe bir gol atar. 1.38 oranından Galatasaray deplasman bir gol atar. 1.50 oranından. 2 0 güzel bir kombin var. Bunu da kafasına yatanlar değerlendirsin arkadaşlar. Kombinlerimiz bu şekilde. Güzel maçlar değerlendirmek isteyen arkadaşlarım değerlendirebilirler. Roma Lazio 2.5 gol şeklinde de bu maçı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir üstü Maçlar bu şekilde. Cumartesi maçları güzel maçlar var. Sizler de inşallah kazanırsınız kardeşlerim. Ee, bayramda cebiniz para görür inşallah. Ben güzel yüklü paralar aldık. Ee, bayramda yani 2.5 kala kadar bir paralar aldık. Hala da almaya devam ediyoruz. İnşallah kazandırız. Sizler de herkese bol şanslar. Bol kazançlar arkadaşlar. Videomuza emeği saygısından like, yorum atmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.